tahlilinde idrarda eritrosit dediğimiz yani kanama görülen hastalarda muayenesiyle beraber taş ihtimali daha da netleşiyor. Bir sonraki aşamada yaptırdığım şey ultrasonografi. Ultrasonografi ses dalga yöntemiyle, ses dalgalarıyla yapılan bir tetkik olduğu için son derece güvenli, hiçbir zararı olmayan, çocuklarda, gebelerde rahatlıkla kullanılan bir yöntem. Ultrason yaptırıyoruz bir sonraki aşamada hastalarımıza. Eğer ultrasonda da gerçekten taşla ilgili bulgular saptandı ise ve böbrekte şişme yaptıysa veya herhangi bir müdahale gerekme ihtimali varsa bu hastalarda ilaçsız tomografi dediğimiz, kontrastsız tomografi dediğimiz görüntülemeye geçiyoruz. Ama Evet. ultrasonografide küçük bir taş görüldü. Böbreklerde sıkıntı yok. Zarar verici bir şey değilse, taş değilse bunun için röntgen veya tomografi gibi radyasyon içeren filmlere gerek yok. Hastalar bazen bu konuda ısrarcı oluyor. Ama bizim için dediğim gibi önce hastaya zarar vermemek en önemli şey budur. O yüzden ilk aşamada bir tam idrar tahlili ultrason yeterli. Sonrasında gerekirse tomografi Evet. çektiriyoruz Peki hocam doğumun böbrek taşı rahatsız üzerinde bir etkisi var mı? Doğum sırası öncesi ya da doğumdan sonraki vücudun reaksiyonlarla ilgili böbrek taşı yaratma ihtimali nedir? normal doğumdan Evet. bahsediyorsunuz değil mi? Ya normal doğumla bu konunun direkt bir ilgisi yok ama şu farkındalık önemli. Gebe takip esnasında Evet. son zamanlarda çocuklarda işte böbrek anomalisi, böbreklerde şişme, çocuğun idrar yolları ile ilgili bir problem saptanmış ise doğumdan sonra bunların daha yakın takip edilmesi lazım. Gebelik esnasında anne rahmindeyken problem saptanmış çocuklarda bu ihtimal daha fazladır. Bunu takip etmek lazım ama onun dışında gebelik takibi esnasında bir problem yoksa bu hastaların normal doğum veya sezeryan olmuş olması taş açısından bir risk faktörü değildir. Fark etmiyor onu. Evet. Peki kronik bağırsak problemleri yaşayan hastaların böbrek taşı sıkıntısı yaşaması muhtemel mi? Daha muhtemel diyebilir miyiz? Ya kronik bağırsak şikayetleri veya hastalıkları olan hastalarda aslında böbrek taşından ziyade bu hastaların böbrek taşı sancısına benzer ağrıları oluyor. Mesela çok sıkıntılı kabızlık problemi olanlara veya ülseratif kolit dediğimiz bağırsak aktivitesi fazla olan kişilerdeki ağrı şekilleri bazen böbrek taşı ağrısını taklit edebiliyor. Pratikte biz bunlarla da çok karşılaşıyoruz ve kimi zaman bizi ciddi derecede zorluyor. Taşı oluşturmaz ama taş hastalığının şikayetlerini taklit edebilir. Bu ayrım işte ultrasonografi, tam idrar tahlili, gerekirse tomografi gibi tetkiklerde konuluyor zaten. Evet. Peki hocam böbrek taşının çeşitlerini analiz ettiğinizde nasıl bir sınıflandırma oluyor? Neye göre sınıflandırılıyor? Taşın içeriğindeki minerallere göre işte kalsiyum, oksalat içeriğine göre bunlar sınıflandırılıyor. Evet. Sistin taşları gibi ama bizim pratikte karşılaştığımız taşların büyük bir çoğunluğu %80-90 aralığında kalsiyum taşları olarak geliyor. Onun dışında da sistin taşları ki bunlar çok sık tekrar ederler. Ürik asit taşları. Onlardan biraz daha sık görülen enfeksiyon taşlarıyla karşılaşıyoruz. Hastanın daha önce geçirmiş idrar yolu enfeksiyonlarını veya vücut içerisindeki materyallere bağlı olarak idrar Evet. yolu enfeksiyonu nedeniyle oluşan taşlar da var. Ama %80-90 civarında kalsiyum içerikli taşlar. Evet. Peki hocam tedavi yöntemlerine geçelim. Nasıl bir süreç izliyorsunuz? Evet. Tabii ki her taşa göre farklı bir operasyon. Açık kapalı, cerrahi gerektirmeyen belki oluyordur. Şok dalgaları gibi tedavi yöntemlerinden Evet. bahsediliyor. Nasıl bir süreç var? Ya tanıda olduğu gibi tedavide de aslında biraz temkinli gitmekte fayda var. Nasıl hastada teşhis koyarken en basitinden en zora doğru gidiyorsak, tedavide de mümkün olduğunca hastaya en az zarar verecek, hastayı en az yoracak tedavi yöntemleriyle gitmek gerekiyor. Şimdi her taş ameliyatlık mıdır veya her taşa ilaç tedavisi verilir mi? Hayır. Özellikle böbrek içerisinde, böbreğin alt tarafında oturmuş veya böbreğin herhangi bir odacığı içinde bulunup da böbreğe zarar vermeyen taşlar, özellikle 1 santim ve 1 santimin altındaki taşlarda biz mümkün olduğunca takip ediyoruz. Bunlara müdahaleyi çok fazla tavsiye etmiyoruz. Evet. Ancak eğer taş böbrek içerisinden çıktı, kanala düştü, hastada ağrı oluşturdu ve böbreği zorlamaya başladı ise bu durumlarda böbrekteki şişkinlik derecesine göre eğer böbrek aşırı derecede yorulmamışsa, böbrek çok fazla şişmemişse,
taş yolu tıkamamışsa ciddi derecede, özellikle 7 milimetre, yani işte 10 milimetre 1 santim olarak düşünecek olursak, 7 milimetre ve altındaki taşların kendiliğinden düşme ihtimali %70 civarında. Hı hı. Burada mutlaka destek tedavileri almak lazım. Ağrı kesici olsun, kas gevşetici ve idrar yollarını gevşetici ilaçlar vermek gerekiyor. Şimdi bazen tabii taş uzun aksıyla, geniş aksıyla geliyor. Bizim için önemli olan taşın genişliği, yani kanaldaki genişliği 7 milimetrenin altında ise %70 düşer. Bu tür durumlarda biz bir müddet bekliyoruz. Tabi bazen hasta 3 milimetrelik taşı da düşüremiyor. Bazen hiç beklemediğimiz gibi 10 milimetrelik taşı da düşürebiliyor. O metabolizmaya bağlı olacak. Ya kişinin yapısına bağlı, kişinin ürünel sistem veya idrar yollarındaki dirençlerine bağlı. Evet. Daha önce taş düşürmüş kişiler mesela sisteme alıştığı için bu taşları çok daha rahat düşürebiliyor. Zaten o yüzden %70 diyoruz. Yani bunu konuda yüzde kesin net bir şey söylemek zor ama her zaman bizde istisna vardır. 3 milimetreyi düşürmeyen de olur. 10 milimetrelik taşı bir bakarsınız çok rahat düşürmüştür hasta. O yüzden beklenebiliyorsa bu tür hastalarda öncelikle biz ilaç destek tedavileriyle hastanın taşı düşürmesini istiyoruz. Tabii ilacı verdik, hastayı gönderdik değil. Mutlaka en kötü ihtimalle haftada bir hastayı kontrol etmek gerekiyor. Çünkü bazen hasta, bugün de hatta poliklinikte karşılaştım. Hocam benim ağrım geçti dedi. Hı hı. Bir hastada taş tespit edildiyse ağrısının geçmiş olması pratikte hiçbir şey ifade etmez. Evet. Çünkü bazen vücut bu ağrıya alışıyor veya böbrekte basınç artışı olmadığı için ağrı olmayabiliyor. Hasta mutlaka en kötü ihtimalle haftada bir kontrole gidecek. Eğer böbrekteki şişme derecemiz çok fazla değilse biz bazen 3 hafta 4 hafta beklediğimiz hastalar oluyor kendiliğinden düşürmesi açısından. Ama kendiliğinden düşüremiyorsa artık bir şekilde endoskopik dediğimiz kapalı yöntemlerle müdahale gündeme gelebilir. Evet. Demek ki hocam o zaman her yöntem her hasta için uygun değil. Tabii tabii. Yani evet taş var ama her hasta için en az 3-4 alternatif var. Toplamında da bizim belki onlarca alternatif uygulamamız var. Hastaya tedavi planı o hasta içindir. Yani her hasta için uygulanacak bir şey değildir. Hastaya özgü kararlar verilir. Hastayla oturulur, konuşulur. İhtimaller, artılar, eksiler anlatılır. Hastaya göre karar verilir. Onun dışında standart böyledir diye bir kavramımız yok bizim. Evet. Peki taburcu olma süreçleri çok uzun olabiliyor mu? Günübirlik çıkan da olabiliyor mu? Ya, da ya şimdi şöyle tabii müdahaleye daha gelmedik. Hani müdahale aşamasından sonra ondan bahsedeceğiz. Hı hı. Hani diyelim hasta ilaç destek tedavileri verdik. Taşını düşüremedi. Bundan bir sonraki aşamamız nedir? Bir sonraki aşamamız ameliyatsız taş kırma yöntemi diye Türkçeleştirebileceğim veya şok dalga ses ile kırma yöntemi. Ameliyatsız kırma yöntemi özellikle böbrek içerisinde veya böbrekten çıkıp kanala yeni girmiş taşlarda eğer grafide ya da röntgen filminde çok net görülebiliyorsa, yumuşak bir taşsa, röntgen filmine benzer bir cihaz içerisinde hasta yatırılıyor ve dışarıdan verilen odaklanmış ses dalgalarıyla bu taşlar kırılabiliyor. Mesela bu hasta grubu taş kırma işleminden 2 saat sonra, 3 saat sonra normal yaşantısına dönebiliyor. Bu hastalar bu şekilde. Ama diğer ameliyat yöntemlerinde bahsedecek olursak, evet onların bazı hastalarımız bir gün, bazı hastalar 3 gün, 5 gün yatan hastalar da oluyor. Ama genelde birkaç gün içerisinde taburcu ediyoruz hastalarda. Peki hocam çocuk hastalarda neler yapılıyor? Ya şimdi hasta grubu çocuk olduğu için yapacağınız işleri daha da minyatür hale getiriyorsunuz. Hem tetkik anlamında hem de tedavi anlamında. Şimdi az önce video dönerken örneğini vermiştik. Normalde bizim erişkinlerde kullandığımız standart cihazlar daha kalındır. Çocuklarda ise daha kibar, daha ince narin aletten kullanıyoruz. Teknoloji bu anlamda bize ciddi katkı sağladı. Önceden çocuk hastalar konusunda zorlanıyorduk. Taş ameliyatı yapacaksak bazen 2 aşamaya, 3 aşamaya kaydırıyorduk. İşte koruyucu kılavuz teller, WC kateter dediğimiz kateterler koyuyorduk. Kanalınlar biraz daha genişlesin, müdahale edebilirim diye. Ama şu anda cihazlar çok ince, narin hale getirildiği için 3 aylık, 4 aylık çocuklara bile taş müdahalesi artık yapılabilir hale geldi tabii. Evet. Yani bizim kendi pratiğimde en azından benim
5 aylık bir bebeğimiz de var. Onun dışında birçok hastamız var. 10 aylık, 8 aylık. Evet, az önce videosunu gördüğümüz gibi. Çocuk hastaları da artık çok rahat müdahale edebilir hale geldik. Evet, peki çocuklar nasıl reaksiyon gösteriyor? Aileler nasıl reaksiyon gösteriyor? Rahat geçiyor mu tedavi süreçleri onlar için? Ya onlar için daha zor tabii. Bir defa hastanız çocuk, ameliyat, anestezi alması, ameliyathaneye inmesi daha sıkıntılı. Artı aileye bilgi aktarırken bu sürecin tekrar oluşabileceğini anlatmak. Taş hastalığının çocuk yaş grubunda 3 yıl içerisinde, 4 yıl içerisinde %50 tekrar edebileceğini anlatmak aile açısından ciddi bir kaygı oluyor. Burada zorlanıyoruz tabii. Evet. Hani dediğim gibi cerrahi anlamda sıkıntımız çok yok çocuk yaş grubu. Ama nihayetinde çocuk hasta, yaptığınız ameliyatlarda her an her türlü sürprizle karşılaşabilirsiniz. Ama aileler için zorlu bir süreç. Çocuk kadar, belki çocuktan daha fazla annesi babası bu süreçte daha çok etkileniyor doğal olarak. Evet. Peki hocam, şimdi kapalı ameliyat yöntemlerinden bahsettiniz. Neden kapalı ameliyat seçimi? Açık ameliyat uzun süredir uygulanan bir şey. Kapalı ameliyatın seçilme sebepleri neler? Şimdi taş hastalığı birkaç kez de vurguladık ya, tekrar eden bir hastalık. Belki son 10 yıldan öncesinde, 10-15 yıldan öncesinde bu hastalara açık cerrahi uygulanıyordu. İşte hastanın sırt bölgesinden veya yan bölgeden 15-20 santimlik kesiler yapılıyordu. Ve bunun içerisinden taşlar çıkartılıyordu. Evet. 4 yıl sonra, 5 yıl sonra hastanın taşı tekrar ettiğinde aynı bölgeden bir daha açık ameliyat yapmak yapılabilir. Ama risk artıyor, ameliyatın zorluğu artıyor. Hallettiniz, bir daha taş tekrar etti, bir daha taş tekrar etti. Artık aynı bölgeden ikinci, üçüncü, dördüncü cerrahide çok ciddi zorlaşıyor. Bunların bir kısmı da böbrek kaybıyla sonuçlanıyor veya ameliyata bağlı komplikasyonlarla tabii ki sonuçlanıyordu. Evet. Yani bu genel cerrahi kuraldır. Yani bir bölgeden ameliyat edildiyseniz aynı bölgeden ikinci ameliyat zor olur. Üçüncüsü çok daha zor olur. Dördüncüsü ciddi derecede zor olacaktır. Açık ameliyatlar bu nedenle yavaş yavaş terk edilmeye başlandı. Kapalı yöntemlerin gelişmesiyle beraber. Kapalı yöntemde ben birçok hasta biliyorum ki 5 kez, 6 kez, 7 kez ameliyat ettiğimiz hastalar aynı bölgeden. Artı bir bölgeden kapalı ameliyat yapılmış olması bir sonrakindeki riski minimal arttırıyor. Anlamlı psikolojik derecede, olarak da rahatlatıyor. Tabii ki. Yani hastadan ameliyattan sonra kesisinin olmaması, dikiş alınma derdinin olmaması, hastanın aynı gün belki ertesi gün yürüyebilir hale gelmesi, bunlar hepsi hastada hem psikolojik olarak hem de sosyolojik olarak rahatlama sağlıyor. Bu nedenle kapalı ameliyatlar ciddi bir avantaj oldu. Kapalı ameliyatların da kendi içinde bir sürü çeşitleri gelişti. O yüzden hastaya göre, yani taşın yerine, pozisyonuna göre de bunlar şekillendiriliyor. Şimdi kapalı ameliyatların doğal vücut deliklerinden yapılanı var veya sırttan delik açılarak yapılan yöntemleri var. Bu tabii sizin elinizdeki teknik altyapıyla, ekipmanla ilgili şeyler, taşın yeriyle ilgili şeyler. Kabaca doğal delikler veya hastanın idrar yaptığı kanalın dış ağzından girilen ince, kibar, narin aletlerimiz var. Özellikle kanaldaki taşları biz bu yöntemlerle tedavi ediyoruz. Ne yapıyoruz? Bu cihazların içinden geçen lazer taş kırıcılarımız var. Onlarla taşı bulunduğu yerde küçük küçük parçalara ayırıyoruz. Ufak fragmanlar, parçacıklar haline getiriyoruz. Ve bir bütün halinde hastanın düşüremediği taşı küçük parçalara ayırınca hasta bunları çok daha rahat düşürebiliyor. Yani taşların atılması yine hastanın boşaltım sistemi içinde gerçekleşiyor. Aynen öyle. Yani doğal delikleri kullanarak, yani idrar dış ağzını, idrarın dış kanalını kullanarak yaptığımız ameliyatlarda biz taşı içeride kırıp küçük parçalara ayırıyoruz. Hasta bunu daha sonrasında döküyor. Küçük taşlarda genellikle bu yolu tercih ediyoruz. Evet. Ama çok büyük taşlarda veya bu cihazların ulaşamadığı taşlarda biz hastanın sırtından delik açma yöntemiyle az önce de gösterdik. Tekrar da göstereyim. Böyle 15 santim uzunluğunda, 1 santim genişliğinde tüneller kullanıyoruz. Bunların içerisine geçen cihazlarımız var. Bu cihazlarla içeride taşı küçük parçalara ayırıyoruz. Diğer ameliyat yönteminden farklı olarak bu yöntemde içeride kırdığımız taşların hepsini dışarıya alıyoruz. Görebildiğimiz tüm parçaları alıp dışarıya çıkartıyoruz. Bu anlamda bir avantaj. Hem taş analizi yaptırmak açısından da bizim için avantaj oluyor. Hem de hastanın bir de taş kum dökmeye devam edeceğiz diye bir kaygısı olmuyor.
Şu an bizim günlük pratiğimizde özellikle böbrek taşları açısından bu sırttan delik açarak perküten nefrolit otilipsi veya kısa adıyla PNL ameliyatı dediğimiz yöntem şu anda ciddi derecede yaygınlaştı. Evet. Dediğim gibi bu ameliyatın tekrar tekrar yapılmasının böbrek üzerinde mesela bir fonksiyon kaybına yol açmadığı görülmüş. Ama açık ameliyatla ilgili çalışmalar serilerde her geçirilen ameliyat böbrek fonksiyonunu azaltıyor. Ama kapalı ameliyatlarda bu etki yok denecek kadar az. Mutlaka bir izi vardır, bir etkisi vardır. Ama bu ciddi derecede değil. Peki hocam ameliyat ne kadar sürüyor? Ortalama bir böbrek taşı ameliyatı. Ya tabii hastadan hastaya değişkenlik gösterir ama ortalama 1 ile 2 saat arasında değişiyor. Ama hasta yakınları bazen bunu problemli de biliyorlar. Bu hasta ameliyatın kendi süresi. Ameliyatın bir hazırlık aşaması var. Hastanın uyuması var, pozisyon verilmesi var. Artı bir saatte bunları söyleyebiliriz. Yani evet. Bir saat hazırlık. Ameliyatın kendisi de 1 ile 2 saat aralığında sürebiliyor genellikle. Peki hocam neler ameliyatı engeller? Hangi faktörler ameliyatın önüne geçer? Evet, kimler ameliyat olamaz? Kapalı böbrek taşları açısından özellikle bir grup yok. Özellikle vurgulayacağım sadece şu olabilir. Aktif idrar yolu enfeksiyonu olan, yani hali hazırda idrar yolu enfeksiyonu olan kişilerde ameliyat ertelenir. Uygun tedavi verilerek. Bunun dışında klasik ameliyatlarda engel durumlar nelerdir? İşte kan sulandırıcı ilaç kullanılması, kalp hastalıkları, işte şeker gibi durumlar değerlendirilir. Hasta ameliyata uygunsa bu ameliyat da yapılabilir. Özellikle kan sulandırıcı bizim pratiğimizde önemli bir risk faktörü. Bunların bırakılması gerekiyor. Evet. Hekim kontrolünde ilgili branş ile danışarak bunları bir kontrollü bir şekilde alternatif ilaçlara geçerek kullanabiliyoruz. Dolayısıyla normal bir ameliyat olabilecek herkes bizim kapalı böbrek taşları veya idrar yolu ameliyatlarından olabiliyor. Peki hocam taş tekrarlanmasın, bunu istiyoruz. Bu tekrarlamayı azaltmak için evet. Neler yapmalıyız? Aslında hem tekrar etmesin hem de risk faktörü olan kişilerde yeni taşlar oluşmasın. Bu anlamda hatta bu konu daha önemli benim açımdan. Çünkü biz hekimler evet bir konu geldiğinde tedavi edebiliriz ama hastalık oluşmadan tedbirini almak daha önemli. Koruyucu hekimlik bu anlamda daha önemli. Oluşmaması için neler yapacağız? Olmazsa olmaz sıvı tüketiminin arttırılması. Tabii sıvı tüketimi arttırımı derken işte 3 bardak içtim, 5 bardak içtim değil. Klasik kitabı bilgi şu halde özetledi bunu. Bir kişi günlük 1,5-2 litre idrar yapacak hale gelmesi lazım. Kış mevsimlerinde terleme az olduğu için daha az sıvı içeriz. Ama yazın yaptığınız işe, bulunduğunuz bölgeye göre değişmekle beraber belki 3 litre, belki 4, belki 5 litre sıvı tüketeceksiniz. Burada önemli olan ne kadar idrar çıkardığınız. O yüzden en az 1,5-2 litre idrar çıkaracak hale gelmemiz lazım. İdrar rengimizin mümkün olduğunca açık sarı halde olması lazım. Koyu renk idrar özellikle sıvının tüketiminin az olduğunun bir göstergesidir. Bazen suyla ilgili şu sorular geliyor. İşte hazır su mu, musluk suyu mu, işte falan köydeki su mu, falan çeşmedeki su mu, kaynatalım mı? Şimdi yapılan çalışmalarda şu kanaate varıldı. Suyun sertliği veya yumuşaklığı, şehir suyu olması veya köy suyu olması idrar yolu taş hastalığı oluşumu açısından fark etmiyor. Şimdi suyun mikrobiyolojik temizliği falan bunlar ayrı bir konu. Ama bizim açımızdan taş oluşumu açısından suyun bir özelliği yok. Herhangi bir su olacak ve mutlaka suyumuzu tüketeceğiz. O yüzden oradan olmuş, buradan olmuş, hazır su olmuş, musluk suyu olmuş bizim için önemli değil. İşte suyun klorlanması etkiler mi, etkilemez mi? İdrar yolu taş hastalığı oluşumu açısından bunların bir etkisi yok. Peki hocam minimum ne kadar su tüketilmesi lazım? Böbrek az önce almış. Dedim ya işte o kişinin yaptığı işe tabii yaptığı işe göre değişir. Yani bir fırıncı daha çok içecektir. Evet. Soğuk ortamda çalışan bir kişi daha az içecektir. O yüzden tahmini ne kadar idrar yaptığını kişi kendine göre belirleyecek. En az 1,5-2 litre idrar yapacak hale gelmesi lazım. Onda tahminen artık. Tahminen veya bunları ölçemiyorsak da yaptığımız idrarın koyu olmaması gerekiyor. Açık sarı, berrak bir idrar
oluşacak kadar sıvı tüketmemiz koyuysa, gerekiyor. Koyuysa su tüketiminde azalma vardır. Evet. Buna peki dikkat hocam, etmek son lazım. Son olarak hangi besinleri faydalı olur böbrek için ve hangi besinlerden, gıdalardan uzak durmak gerekir? Evet, taş oluşumu açısından besinlerde bir defa hayvansal protein birkaç kez de geçti ama son bağlamda söylemek evet için söylüyorum. Hayvansal proteinleri mümkün olduğunca azaltmamız lazım. Hiç mi tüketmeyeceğiz? Hayır, o kadar keskin bir sınırımız yok. Ama özellikle bazı bölgelerde, ben daha önce Güneydoğu'da çalıştığım için söyleyeyim, evet, Güneydoğu'da et tüketimi çok yoğun. Dolayısıyla bu tür durumlarda mümkün olduğunca azaltmak lazım. Vücudun protein ihtiyacını sebze ağırlıklı beslenmeden almaları lazım. Taşı olanları veya taş riski olanları. Evet. İkinci önemli kolu tuz tüketimi. Tuz tüketimi mümkün olduğunca minimuma indireceğiz. Bu hem taş oluşumu açısından hem de diğer organ sistem hastalıkları tansiyon açısından da önemli. Tuz tüketimini azaltacağız. Bir diğer konu özellikle belki gençlere, çocuklara hitaben olacak. Son çalışmalar da bunu destekliyor çünkü. Belki unuttum, tekrar hatırladım, söylemiş olayım. Çocuklarda artan obezite ile beraber taş hastalığının arttığına dair de yayınlar gelmeye başladı. İşte 60 obezite, 60 abucu tüketilmesi ve buna bağlı olarak tuzun yüksek oranda alınması, spor merkezlerinde işte bazı nedenlerle protein ağırlıklı tüketim, kontrolsüz protein tüketimi, hazır gıdaların tüketilmesi, biz bunların bırakılmasını, minimuma indirilmesini sucuk, istiyoruz. Sucuk, salam, sosis gibi ürünler. Evet, cips, salam, sosis, sucuk, hemen hemen her türlü hazır gıda aslında pakete girmiş birçok üründe bu sıkıntı var. Neler tüketeceğiz? Mümkün olduğunca sebze meyve ağırlıklı besleneceğiz. Özellikle turunçgiller, greyfurt soru işareti, greyfurttan uzak kalmakta fayda var. Hı. Ama bunun dışında mandalina, portakal, limon, evde yapılmış limonata, bunların tüketilmesi taş hastalığını ciddi derecede azaltıyor. Hatta şöyle çalışmalar da var. Ben hastalarımla da bunu paylaşıyorum. Aslında taşın tekrarını azaltmak için ağızdan kullandığımız ilaç tedavileri de var. Ama bunlara alternatif olabilecek işte limon, limonata tüketimi, portakal, mandalina tüketimi bu anlamda çok önemli. Ne varsa doğalda var. Tabii ki mümkün olduğunca doğal beslenmekte, meyve sebze ağırlıklı beslenmekte fayda var. Özellikle bunu vurgulamak gerekiyor. Peki hocam, şimdi iyotlu tuz var, bir de kaya tuzu kullanım var. Kaya tuzun işte çok zararı olmaz gibi bir düşünce var. Bu doğru mu böbrek için? Ya biz zaten genel olarak hani taş açısından tuzun tüketilmesinin azaltılmasını istiyoruz. Kaya yani, tuzu fark etmez. Fark etmez bizim açımızdan. Mümkün olduğunca azaltılması lazım. Günlük vücudun belli bir ihtiyaç limiti var. Bunun dışına çıkmamak gerekiyor. O dediğiniz ayrımın bizde direkt bir etkisi yok. Peki hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağlıklı ve yararlı bilgiler edindik. Sayenizde biz de en azından elimizden geldiğince anlatmaya çalıştık. Çok sağ olun. Dediğim gibi son çalışmalardaki özellikle çocuklarla ilgili riskler beni üzdü açıkçası. Bu nedenle bir bilgilendirme fırsatı verdiğiniz için ben de teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Çalışmalarınızda kolaylıklar. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Sevgili izleyiciler, sağlık hattının burada sonuna geldik. VM Medical Park Bursa Hastanesi üroloji uzmanı Sayın Doçent Doktor Necmettin Pembegül konumuz oldu. Böbrek kanseri ve böbrek taşlarını konuştuk. Haftaya aynı saatte buluşuncaya dek hoşçakalın.